İşinizi sevmeniz çok önemli. Çünkü eğer işinizi seviyorsanız onu daha büyük bir coşkuyla da yapıyorsunuz. Daha büyük coşkuyla da yaptıkça daha iyi işler ortaya çıkıyor. Bunlar elbette iyi para kazanabiliyorsunuz ama bir yandan da kendinizi çok tatmin olmuş hissediyorsunuz. Peki işinizi iyi yaptınız nereden anlarsınız? Tabii kazandığınız para bir gösterge ama daha önemli bir gösterge müşterilerinizin sizin hakkında ne düşündüğüdür. Hele benim gibi içerik üreten ve para gibi hassas bir konuda bir şeyler anlatmaya çalışan bir insansanız gelen geri bildirimler sizi daha da çok etkiler. Elbette zaman zaman olumsuz geri bildirimler de geliyor. Elbette yanlış tahminlerde de bulunuyorum. Nvidia'da yaşadık hatırlıyorsanız yakın zamanda. Ben hissemin yarısını satıyorum dedim. Çünkü biraz korkuyorum dedim. Ertesi gün sen dedin biz de sattık yandık falan diyenler oldu. Gerçi hepsini satın dememiştim. Ama bazen de harika geri bildirimler geliyor. Ve insanların hayatlarına bu şekilde dokunabilmiş olmaktan kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum. Merhaba hocam. Hatay Antakya'da yaşıyordum. Deprem öncesi sizin YouTube katıl üyesiydim. Tavsiyeleriniz üzerine test alıyordum. Sayenizde para kazandım. Çok çok teşekkürler. Kaybedebilirsin de ama sırf kazanınca teşekkür etmeyin. Kaybedince de az kaybettim diye teşekkür etmeniz gerekir. Konuşacağız onları sonra. Depremde kayıplarımız oldu. Genç kuzenlerimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzülüyorum böyle şeylere. Büyüklerimizin sağlığı ve psikolojilerinin etkilenmemesi için geçici olarak İzmir'e yerleştik. Evin kirasını Tesla'dan kazandığım Parayla ödedim. Güzel kardeşim çok mutlu oldum ama biraz riskli bir iş yapmışsın. Evinizin kirasını yatırımdan ödemek biraz korkutucudur ama yine de çok mutlu oldum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır demiş kardeşimiz ve biz burada Hatay'ın göresel yemeklerini yapıp satarak geçimimizi sağlıyoruz. Eğer bana adres gönderirsin size meşhur içli köftemizden, meşhur cevizli kömbelerimizden de göndermek isterim. Gönder tabii kardeşim adresini paylaşacağım. Şimdi bu mail beni bir yandan çok mutlu etti. Deprem gibi korkunç bir olaydan mağdur olan bir kardeşimize böyle yardımcı olmak süper ama bir yandan da beni korkuttu. Çünkü hem tahminlerimize yanılabiliriz hem de benim burada konuştuğum hisse senedi yatırım. Genellikle uzun vadeli perspektiften bakışlarım, kısa vadeli fiyat hareketleri belli olmaz. Öyle küçük uyarıydı yapayım ama beni çok mutlu etti. Değerli kardeşim inşallah bir an önce her şey düzelir sizler için ve Hatay gibi muhteşem bir kentte inşallah hayatınıza geri dönersiniz. Şimdi gelelim bugünün içeriklerine. Ne dediler size ezberci ekonomistler? Sell may and go away. Yani Mayıs'ta her şeyi satın ve uzağa gidin. Neden? Çünkü ezber böyle gerektiriyor. Yeni şeylere bakmamıza gerek yok. Bakarız 50 yıl öncesine, 40 yıl öncesine, 30 yıl öncesine grafiklere. Oradan bir ezber sıkarız size. Bugün de işimizi görmüş oluruz. Peki Mayıs öyle mi geçti derseniz Mayıs hiç öyle geçmedi. Mayıs ayında Nasdaq endeksi %8.05 yükseldi. Nasdaq'ın %8.05 yükselmesi bu arada muazzam bir yükseliştir. Çünkü Nasdaq'ın bünyesinde Nvidia gibi, Tesla gibi, Apple gibi, Amazon gibi, Google gibi, Meta gibi, Netflix gibi dev şirketler bulunuyor. Burada %8.05'lik artış geldi. Nvidia'da tek aylık artış %37.28. Tesla'da tek aylık artış %24.23. Amazon 13.45, Meta 11.38. Apple biraz daha yavaş geliyor ama önceki ay çok arttı artmıştı %5.10. Ve dediler ki sell me and go away. Bizim YouTube katıl üyelere beraber üzerine durduğumuz hisseler ne yapmışlar bu arada? Rocket Lab bir ayda %21.49 artmış. Marathon biraz yavaş gelmiş %2.51. Bu arada dolar bazında %2.51 unutmayın. Coinbase %21.20. Alibaba'da kaybettik. Alibaba'da neden kaybettiğimizi dün şu videoda anlattım. Çin'de biraz işler kötü gidiyor. Pozisyonumuzu bir daha bir düşünmemiz gerekiyor. Henüz stop loss'a girmedim. Dün çünkü Alibaba pozitifte. Aslına bakarsanız stop loss'tan beni kurtardı. UiPath son bir ayda %31 artmış Palantir son bir ayda %93 artmış. Unity Software son bir ayda %17.42 artmış. Ve işin enteresanı bu artışın çok büyük bölümü ben geçen hafta video yayınladıktan sonra geldi. Dün de %3.48 arttı ki piyasa biraz tatsızdı aslında. Nvidia %34.12 artmış. Dün düştü artık bir düzeltme yapması zaten beklenen bir şeydi. Ama artışa bakar Yılbaşından bu yana ise %158 artmış. Ben yılbaşına epey yakın bir yerde Nvidia hissesinden bahsetmiştim. Ve sevgili Tesla'da bir ayda %27 yılbaşından beri 65 artmış. Bizi ilgilendiren burası. Burayı satın dediler size. Ve inanın bana, bazı ezberci ekonomistler buradan bazı spesifik hisseleri shortlamanız gerektiğini söylediler size. Başınıza gelene bak. Çünkü bence pek çok insan çok işin ciddiye almıyor. Biz para hakkında konuşuyoruz her zaman öngörülerde yanılabiliriz ama analizlerimizin gerçekten derin olması gerekiyor. İşte bu çerçevede ben size bugün enflasyon beklentim, Amerika'da borç tavanı aşıldıktan sonra piyasaya pompalanmaya başlayan likidite korkusu, bütün bu konularda konuşacağız. Nvidia balon muydu, yapay zeka komple bir balon mu, patlayacak mı, şortlamalı mısınız, bütün bunları konuşacağız. Ve başka hiçbir yerde göremediğiniz detayla konuşacağız bunları. Ben öyle iki tane grafik çizip burada patlar, burada iner demeyeceğim. Her birinde detaylara gireceğiz. Hazırsanız Haziran ayı öngörülerimi sunuyorum ve ipucu Haziran'ın Mayıs'tan da iyi geçme ihtimali oldukça yüksek. Haziran ayındaki gidişatı belirleyecek en önemli konu elbette Fed'in faizler konusunda ne yapacağı. Bizim ezbercilerin hepsi Fed'in Haziran ayında 25 bas puan faiz artıracağına eminler. Bu aralar acayip paylaşımlar yapıyorlar. Ben artırmayacak diyorum. Neden öyle diyorum? Birincisi evet ekonomi beklenenden canlı gidiyor. Bunu kabul etmek lazım ama bence bu zaten olumlu bir şey. Bu hafta çarşamba günü gelen veri Amerika'daki açık pozisyon sayısının 10 milyonu geçtiğini gösteriyor. Bu beklenti çok üstündeydi. Yani şirketler eleman bulamıyorlar. Ezberciler hemen buradan yola çıkıyor diyor ki bakın Amerika'da enflasyon düşmeyecek çünkü görüyorsunuz istihdam çok kuvvetli bundan dolayı FED faizi artıracak diyorlar. Palavra. Neden palavra olduğunu bizzat zaten FED söylüyor. FED bir mesaj vermek istediği zaman piyasaya bunu bazı gazeteciler üzerinden verir. Burada ismini gördüğünüz Nick Timaraus bu gazetecilerin başındadır. Ne yapar? Powell Nick'i çağırır ve der ki abi faizi artırmayacağız sen yavaş yavaş piyasayı bunu hazırlamaya başla bir Wall Street Journal yazarı olan Nick de bunun üzerine hemen bir makale döşenir. Aylardır bu senaryo kendi tekrarlıyor ve diyor ki Nick dün Fed prepares to skip June rate rise but hike later. Ne demek? Haziran ayındaki faiz artışını Fed atlayacak ama daha sonrasında belki yükseltecek. Kabaca mesaj bu ve ben de bu mesajın doğru olduğuna inanıyorum. Size de mutlaka tavsiyem ezberce ekonomist takip edeceğinize Nick Timiraius'u takip ederseniz faizlerde ne olacak ki ekonominin en önemli belirleyicisi çok daha net bilgi sahibi olursunuz Wall Street Journal'ın yazarı. Peki sevgili Nick ne diyor dünkü makalesinde? Diyor ki Fed üyeleri arasında bu sefer faiz artışı konusunda bir hemfikirlik durumu yok diyor. Mesela Fed'in en önemli üyelerinden Philip Jefferson ki Philip Jefferson yakın zamanda Başkan Biden tarafından Powell'ın yardımcısı olarak atandı. Bence diyor Jefferson bu toplantıda faiz artışını atlayabiliriz çünkü artışlarımızın etkilerini yeni yeni görmeye başlıyoruz diyor. Aynı şeyi yakın zamanda Powell da söylemiş ve demişti ki galiba biz sınırlayıcı bir orana ulaşmış durumdayız. Biraz beklemekte fayda var demişti. Bunun gibi bir sürü FED başkanı söyledikten alt alta topluyor ve diyor ki bir hem fikirlik yok. Evet Bullard gibi bazıları diyorlar ki faizleri daha da artırmamız lazım. Ama hem fikirin olmadığı bir dönemde FED bu riski almaz. Çünkü FED faizleri biraz daha artırırsa iki sorunu birden yaratabilir. Bir Amerika resesyona girebilir. İkincisi Amerika çok borçlu bir ülke. Her faiz artışının Amerika'nın borçları üzerinde süper olumsuz etkisi olabiliyor. Bundan dolayı muhtemelen Haziran ayında bekleyecekler. Çünkü biliyorsunuz FED toplantısından hemen bir gün önce Mayıs ayı enflasyon verisi yayınlanıyor. Ona bir bakacaklar. Haziran ayı enflasyon verisine bakacaklar. Ben o yüzden Temmuz'da da faiz artmayacaklarını tahmin ediyorum. Bu benim tahminim ama. Ondan sonra yılın geri kalanında işlerine bakacaklar. Gazetecinin bu makalesi dün hemen piyasalar üzerinde etkisini gösterdi. Bir ara Haziran ayında faizden artacağına herkes emin olmaya başlamıştı. Şu anda bakıyoruz %62,5 oranında faizin artmayacağına inanılıyor Fed Watch Tool'da. Ve zaten neden artırsın ki? Enflasyon düşüyor. Bakın bütün benim yatırım tezimin temelini bu oluşturuyor. Ben enflasyon düşeceğine inanıyorum. Enflasyon düşmeme emareleri gösterirse bütün yatırım tezimizi değiştiririz ve anda da dönerim ha. Çünkü benim inat etmek gibi, piyasalara inatlaşmak gibi bir niyetim hiç yok. Ben gelen veriler ışığında geleceğe bakmaya çalışıyorum ve başkalarının bakmadığı detayda baktığım için de bir takım incelikleri yakalayabiliyorum. Mesela bakıyoruz burada 2 yıl sonrası için enflasyon tahminleri %2,5'lar seviyesinde. 5 yılda baktığımızda ise %2'ler seviyesi inmiş durumda. Bu nasıl hesaplanıyor? Amerikan hazine kağıtlarındaki faizlerden hesaplanıyor. Şimdi detayına girmeyelim. Yani gelecekle ilgili enflasyon beklentileri düşüyor ve bu çok önemli. Bu mevcut enflasyondan bile önemli. Çünkü iş insanısınız düşünün gelecekle ilgili enflasyon düşeceğini düşünüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Siz de ona göre hem giderlerinizi kontrol altına alırsınız hem de fiyatlarınızı fazla artırmazsınız. Çünkü dersiniz ki enflasyon geriye doğru gidiyor. Basit mi? Basit. Daha da önemlisi enflasyonun temeli oluşturan şeylerden bir tanesi ne? MTA. MTA fiyatlarındaki gerilemeye bakar mısınız? Burada Bloomberg MTA Endeksini görüyorsunuz. İnanılmaz bir gerileme var. Bu gerilemenin içerisinden enflasyon yukarı doğru sıçrayamaz. Tek korktuğumuz şey var. Nedir o da? Hizmetler enflasyonu. Çünkü görüyoruz ki Amerika'da ekonomi zayıflamıyor. İnsanlar iş bulmaya devam ediyorlar. Maaş artışları o bu cuma günü belli olacak. Çünkü cuma günü hem rapor geliyor. Cuma raporunda hem yeni işsizlik başvurularını göreceğiz. Hem de bir yandan maaş artışları nereye gidiyor? Çünkü eğer işsizliği düşük tutup maaşları da fazla yükseltmemeyi becerebiliyorsa Amerikan ekonomisi bu durumda yumuşak iniş senaryosu kesinlikle devreye giriyor demektir. Yani bir yandan fazla işsizlik yok. Bir yandan da özellikle hizmetler enflasyon tetikleyecek seviyede bir maaş artışı yok. E zaten demin gördük emtialarda fiyatlar aşağı iniyor. Ürün enflasyonu Amerika çok uzun süre önce yendi. Gelebilecek hizmetler vardı. Bu gösterge bizi çok ilgilendiriyor. O yüzden önümüzdeki 1-2 ay bu işler daha dalgalanacak. Ama bizim odaklanmamız gereken rapor yarın gelecek rapor. Yani raporda da beni kaç kişi işsizlik başvurusu yaptı o pek ilgilendirmiyor. 170 binler civarında durursa güzel. Esas önemli olan maaş artışları. Eğer maaş artışları enflasyonun çok üstüne falan gelirse o zaman korkacak. Maaş artışları enflasyonda ve enflasyon biraz altta geliyorsa o zaman korkacak bir şey yok. Yarın onu inşallah beraber değerlendireceğiz. Korku salmayı seven ezberci ekonomistlerin bayıldığı ikinci bir konu da Nvidia. Benim bildiğim 3-4 aydır Nvidia shortlayanlar var. Başlarına pek iyi şeyler gelmedi. Nvidia'nın fiyatı hızlı yükseldi. Ben de açıkçası bilanço gelmeden önce Nvidia'nın fiyatı çok yükselmiş durumda biraz korkuyorum deyip hissemin yarısını satmıştım. Sonra birdenbire iyi bir bilanço geldi. Geleceğe yönelik de muazzam bir olumlu öngörü geldi ve hisse yukarı doğru çok sert yükseldi ve bir süre de yükselişe devam etti. Ta kadar? Düne kadar. Dün ilk defa ciddi bir düzeltmeyi yedi. Ve ben de Nvidia hissemin bilanço öncesinde yarısını satmıştım. Sonra elimde kalanın yarısını, sonra da elimde kalanın diğer yarısını sattım. Şu an elimdeki Nvidia hisse sayısı bilanço döneminin 5'te 1'e inmiş durumda. Fakat dünkü düşüşte uzun vadeli bir kol opsiyon aldım. Çünkü Nvidia'nın biraz daha geri gelebileceğini düşünüyorum. Ama şunu kabul ediyorum. Nvidia biraz hızlı ve çok sert değerlendi. Ama bu yapay zekanın tamamını bir balon olduğunu mu ispatlar? Hayır, tam tersi aslında. Ben böyle yeni teknolojiler, ani patlamalar yaptığında, mesela geçen yıl Metaverse konuşuyorduk, ondan önceki yıl Web 3'ü konuşuyorduk. Ben bu tip patlamalar olduğunda ve herkes bunu konuştuğunda hep şu grafik aklıma geliyor. Bu grafik ne diyor biliyor musun? Yeni bir teknolojiyle ilgili haberler çok tetiklenince bir anda beklentiler şişmeye başlıyor. Şişirmiş beklentilerin tepe noktası diyoruz burada. Sonra o beklentilerin bir kısmının gerçekçi olmadığını anlıyoruz. Yani şu anda da yapay zeka ile ilgili konuşulanların bir kısmının gerçekçi olmadığını anlayacağız. Ve oradan düşüş başlayacak. Dün bunun ilk emarelerini almaya başladık. Fakat daha sonra diplerden bir yerlerden bazı şirketlerin aslında çok ciddi değer katarak geldiklerini göreceğiz. Yani bu şirketler yapay zekayı öyle bir kullanıyorlar ki hem kendi verimliliklerinde hem müşteri verimliliklerinde hem de müşteri deneyiminde muazzam atımlar yapabiliyorlar. Bu şirketlerin kimler olacağını şu anda tam olarak öngörmek zor. O yüzden yatırımcı ne yapıyor? adında yapay zeka geçen her yere para yolluyor. Yapay zeka tokenları, coinleri diye bir zırvalık da var. Onlara hiç inanmayın bu arada. Onlar tam palavra. Ama akım ya şu anda. Herkes oraya paraya yolluyor. Noel şu anda çünkü tepe noktadayız. Bu tepeden noktadan aşağı doğru ineceğiz. Buraya hayal kırıklığı çukuru diyoruz. Ama bu hayal kırıklığı çukurundan bazı şirketler adım adım yukarı tırmanmaya başlayacaklar. Çünkü onların yapay zekalı yaptıkları doğru olacak. Nvidia hissesindeki sıçrama bizi işte bu tepe noktasına doğru götürdü. Bütün yapay zeka piyasası konusunda ama şimdi yavaş yavaş anlıyoruz ki yapay zeka devrimi herkese eşit dağıtılmıyor. Şu an hayal kırıklığı çukuruna doğru iniyoruz. Sonra aydınlanma yokuşuna gideceğiz. Aydınlanma yokuşuna doğru hisseleri seçmek çok çok önemli olacak. Hemen dünden bir örnek verelim. C3.ai diye bir şirket var. AI, Artificial Intelligence isminde geçiyor diye herkes bunun müthiş bir yapay zeka şirketi olduğunu düşündü. Hisse senedi inanılmaz tırmandı. Dün bilanço geldi. Şirket bir günde %22 değer kaybetti. Bana çok talep geldi. Hocam C3 AI'yi değerlendir. C3 AI'yi değerlendir. Hiç sesimi çıkartmadım. Çünkü şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ben bir şirketi zaten çok detaylı incelemediğim sürece o konuda konuşmam. İkincisi de Baktım şöyle bir kafama yatmadı. Bir şirket kafama yatmayınca bunu söyleyince o şirkete inananlar bana çok çok kızıyorlar. O yüzden ben sessiz kalıyorsam bir şirket konusunda ve onu ileride değerlendirmeye alırım gibi bir açıklama da yapmıyorsam bence ürkmenize fayda var. C3 E yayında başına bu geldi. Ama öte yandan CrowdStrike diye benim çok beğendiğim bir firma var. Yarın YouTube katıl üyelerimle CrowdStrike'ı konuşacağız. Çünkü CrowdStrike yapay zekayı kullanarak veri güvenliği konusunda muazzam şeyler yapıyor. Dün son derece makul bir bilanço getirdi. Ona rağmen şirket %10 değer kaybetti. Bilanço çok iyiydi. Gelecek öngörüleri orta şekerli ama güzeldi. Buna rağmen ama %10 değer kaybetti. Ama gördüğünüz gibi C3AI kadar değer kaybetmedi. Peki bu %10'luk değer kaybı neden oldu? Yine biraz önce bahsettiğim o tepe noktası beklentisi. Bu şirketten de inanılmaz şeyler bekliyorlardı. Ama bakıyoruz aslında karlılık hedefini tutturmuş. Sadece geleceğe yönelik öngörüleri Nvidia kadar seksi olmadığı için şirket değer kaybetti. Bu aralar bu tip şirketleri arama yoluna giriyoruz. Ben bundan sonra mikroçip şirketi çok konuşmam. Çünkü orada değerler zaten hızlı arttı. Nvidia hızlı arttı, AMD hızlı arttı. Oralarda bir miktar geri çekilmeler bekliyorum. Bu o şirketin işi bitti anlamına gelmiyor. Tam tersi daha yeni başlıyorlar. Ama gelecekle ilgili beklenti bir kısmı biraz hızlı satın alındı. Şimdi yavaş yavaş başka yerlere doğru akacak yapay zeka. Nereye akacak? Dün bununla ilgili bir tweet attım. Diyorum ki ben tarih tekerrür etmez ama çoğu zaman kafiyeli olur. Bakın önemli bir laf. Kişisel bilgisayarlar hayatımıza girdiğimizde 3 aşamada şirket değerlerine yansıdı. Bu önce Mikroçip şirketi Intel'in değeri çok yükseldi. Niye? Çünkü bu yeni teknolojinin yani kişisel bilgisayarın altyapısı gerekiyordu. Burada mikroçip değerliydi. Intel uçtu. Daha sonra bunun ilgili cihazlar, kişisel bilgisayar üretenler. IBM'i e burada örnek verdim ama Dell, HP hepsi. Onlar coştular. Çünkü bu mikroçiplerin içine girdiği ve bizim kullandığımız ürünlere ihtiyaç vardı. Üçüncü aşamada ise yazılım şirketleri devreye girdi. Microsoft en önemli örneklerden bir tanesi. Hem yazılımla hem işletim sistemleriyle onlar esas pastadan büyük değeri kazandılar. Daha sonra mobil internet devrimi yaşandı. Yine büyük heyecan verici bir teknolojiydi. İlk aşamada Telekom'la sıçradı. Buna yine altyapı şirketleri, bizdeki Turkcell gibi, Vodafone gibi, AT&T gibi firmalar zıpladı gitti. Daha sonra Apple devreye girdi. Bunun cihazını bizim elimize verdi. Bu teknolojiyle yapabileceklerimiz çünkü bu cihazla yapıyoruz. Apple süper değerli hale geldi. Daha sonra da bu cihazın üzerine çalışan Google'lar, Meta'lar, Amazon'lar ve burada sayamadım onlarca aplikasyon yazılım firması devreye girdiler ve onlar da müthiş para kazandılar. Ve bu dönemde Apple hem donanım hem yazında iyi olduğu için dünyanın değer firması haline geldi. Yapay zekada da benzer bir yolculuktayız aslında. Nvidia'da mikro dönemini yaşıyoruz. Yani altyapı. AMD, Intel gibi, Micron gibi başka şirketler de bundan yararlanıyorlar şu anda ve yapay zeka tufanına katılıyorlar. Ama bizim bir sonraki zenginleşme fırsatına bakmamız gerekiyor. Orada donanım devreye girecek. Tıpkı Apple gibi, tıpkı IBM gibi. En iyi yapay zeka donanımı ne şu anda biraz zor bir soru olmakla beraber Tesla iyi bir örnek. Çünkü Tesla bir otomobil ama yapay zekayı kullanarak otonom sürüşü başarmak üzere bu dünyadaki en önemli yapay zeka projelerinden bir tanesi. Ayrıca robot da yapıyor. O yüzden Tesla gibi donanım üreticileri ilgimi çekiyor. Robot üreticileri ilgimi çekiyor bir sonraki dalgada. Üçüncü dalgada ise yazım şirketleri devreye girecek. Eğer daha önceki trendleri takip edersek yapay zeka yazılım şirketleri arasında ChatGPT var. Yine Tesla var. Otonom sürüş yazılımı geliştiriyor. Yarın ele alacağımız CrowdStrike var. Daha evvel ele aldığımız Unity var. UiPath var. Yani ben bunları hep üzerindeyim şu anda. Mesela geçen hafta Unity, ha hocam bunu niye paylaşıyorsun? Alt üst oyun firması dediler. Geçen haftadan beri en çok yükselen hisse oldu. Çünkü biliyorum akım adım adım buraya gidecek. Çünkü iyi anlamanız lazım. Amerika'da büyük bir para var. Ve bu para değerleneceği yeri arıyor kendisi. Yeni bir akım çıktığında bu akıma doğru akıyor. Şu videomda yapay zeka akımı daha yeni ortaya çıkarken ilk bakmanız gereken yerin mikroçipler olduğunu söylemiştim. Nvidia'yı da orada spesifik olarak belirtmiştim. ChatGPT daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Video lütfen izleyin. Ama şimdi diyorum ki konu yavaş yavaş donanıma Tesla'ya ve yazılımlara doğru kayacak. Tesla'nın son bir haftadır Nvidia'dan daha iyi performans çizmesi sebebi bu. Twitter'da eğer beni takip ediyorsanız Nvidia'dan yavaş yavaş çıkıp Tesla portföyümü arttırıyorum dememin sebebi de buydu. Yarın CrowdStrike hakkında konuşmamızın sebebi de bu. Siz de bu arada doğru teknoloji hissesi nasıl seçilir? Buradaki yatırım mantığı neden farklıdır? Nasdaq neden başka türlü bir borsadır? Bütün bunu da öğrenmek istiyorsanız mutlaka katıl üyemiz olun. Link aşağıda. Dünkü videomda sayı 352 idi. Şu anda 365'e gelmiş durumda. Buradaki büyüme beni çok çok mutlu ediyor. Bir de bunun dışında yıllık üye olabiliniz. Haddini aş kulübü var. Orada da 250'ye yakın insan var. Hatırlayın. 1000 kişi bulursak sadece video üretimine geçeceğim. Enflasyonu konuştuk. Faizleri konuştuk. Yapay zeka korkusunu konuştuk. Ezberci ekonomistlerimizi korkuttuğu Bir sürü konuyu ele aldık. Bir de ligidite krizi meselesine bakalım. Ne diyorlar şimdi? Dün biliyorsunuz borç tabanı Amerikan meclisinden geçti. Şimdi senatoya gitti. Mutlaka hal o iş. Boş tavanı hal olur olmaz. Hemen bizi neyle korkutmaları gerekiyor şimdi? Likidite sorunu. Amerika Birleşik Devletleri öyle mi boşlanacak ki piyasadaki likidite yemecek? Yine süper içi boş bir görüş kusura bakmayın. Birkaç sebebi var. Birincisi evet Fed'in boş tabanı arttı ve piyasadan hazine kağıdı satarak para toplayacak ama bir yıl içerisinde birkaç trilyon dolar toplamayacak. İhtiyacı olduğu sürece adım adım ihalelere çıkarak yapacak. Yani öyle ani bir likide kurması gelmeyecek. Ama daha da önemlisi zaten çok para var ortalıkta. Mesela Overnight Reverse Repurchase Agreements yani ters repo anlaşmalarında şu anda kabaca 2 trilyon dolar para yatıyor. Bunlar gecelik para, çok kısa vadeli para. Temel olarak hazine kağıda yatırım yapmışlar ama gecelik faizle yapmışlar. Bu paranın bir bölümü daha uzun vadede eğer yani Amerikan hazinesi iyi faiz veriyorsa oraya doğru akacaktır. Yani illa piyasadan likidite kuruyacak diye bir şey yok. İkincisi baktığımız zaman zaten Amerika'yı finanse edenlerin arasında yabancılar hala çok kuvvetliler. Şimdi bir de öyle bir laf var ya yabancılar Amerikan hazine kağıdı almıyorlar çünkü Amerika güvenmiyorlar falan palavra. Baktığımızda 2022 yılında Amerikan hazine kağıtlarının %30'unu yabancılar elde tutuyormuş. Burada gerçek olan şu. Mesela Çin gidip Amerikan hazine kağıdını açıkça almıyor. Orada azalma var ama dolaylı olarak almaya devam ediyorlar. Bireysel yatırımcılar üzerinden, bankalar üzerinden, finansal kuruluşlar üzerinden almaya devam ediyorlar. Ve Amerika'nın finansma ihtiyacının %30'unu hala yabancılar çözüyor. Bundan dolayı da Amerika'da bir likide soru yine beklemiyorum. Üçüncüsü de baktığımız zaman son yıllarda Fed'in Amerika'ya en çok borç veren yapı olduğunu görüyoruz. Fed'in Amerika'ya borç vermesi demek aslında para basıp hazine kağıdı alması demek. Burada görüyorsunuz farklı borçlanma enstrümanlarına özellikle de bonolara çok ciddi yatırım yapmış FED son dönemde. Bunun sebeplerinden bir tanesi bireysel veya kurumsal yatırımcıların hazine kağıtlarına azıcık soğuk bakıyor olması. Demin bahsettiğim Çin gibi dev bir yatırımcının oyundan biraz çekiliyor olması. Bunlardan dolayı FED para basıp sisteme giriyor. Ya FED para basınca likidite de azalır mı arkadaşlar? Matematik gibi bilmiyorsunuz. Bilmiyorum ki yani gerçekten kafam karışıyor bazen. Ve son bir pompalanan korku da Hocam tamam ama birkaç hisse senedi yükseliyor sadece. Diğerleri yükselmiyor. Hakikaten baktığımızda son dönemdeki yükselmenin mega cap 8'den geldiğini görüyoruz. Neler var burada? Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla bütün bunlar var. Ve bunlar çok hızlı değer artırmış durumdalar. Bunları hesaptan çıkarırsanız S&P 500 aslında Mayıs ayını hafif eksize tamamladı. Dow Jones gibi diğer endekslerde düşüş var. Bu konu haklı gibi gözüküyorlar. Haklı gibi gözüküyorlar da bu değişebilir. Çünkü bunu Bitcoin dominansı gibi düşünüyorum ben. Bu şirketlere para aktı şu anda. Şimdi yavaş yavaş onların en hızlı değeri artanlardan, Nvidia bunun bir örneğidir. Daha yavaş değeri artanlara, Tesla da bunun bir örneği para kayacak. Daha sonra da buralardan daha küçük hisselere doğru akış başlayacak. Benim teorim en azından bu. Bu nedenle evet pazarın nefesi biraz dar ama önümüzdeki dönem bu genişleyecektir. Ve zaten emarilerinde görüyoruz. Yine okuduğum bir raporda şunu görüyorum. Ekim 12 2022 borsaların en kötü günüdür. O günden bu yana Mesela inşaat şirketlerinin değeri %47.7 artmış. Kumarhane ve oyun firmalarının değeri %42.6 artmış. Sağlık sektörü %39.6 var. İnşaat sektöründe %37.7 var. Endüstriyel devlerde %29'luk artış var. Endüstriyel gaz üretim şirketleri %27.9'luk değer artışı var. Yani yayılmaya başlamış durumda. Evet darda ama yayılıyor. Burada S&P 500 şirketler içerisinde gelecek 3 aya olumlu bakan yani karlılığında artış bekleyen şirketlerin oranı verilmiş %73.9 yani dibi gördük yukarı doğru geliyoruz. Bu haberler yayıldıkça da daha küçük hisse senetlerine değer kazanacağına inanıyorum. Toparlayalım ve bitirelim. Ben iyi bir Haziran bekliyorum. Tek bir koşulum var enflasyondan bir gol yemeyelim. Eğer enflasyondan bir gol yersek bütün varsayımları değiştiririz. Bunda net olalım. Bir de tabii şu anda öngöremediğimiz bir bir siyah kuğu olay olmasın. Hep bunu söylüyorum. Rusya ile Ukrayna'nın savaşı nükleerde dönmesin. Amerika'da şu an öngöremediğimiz yeni bir banka batışı olmasın. Bu tip öngörülemez şeyler gerçekleşmesin. buna gerçekleşmezse hazineyi ayı da yukarı doğru gidiyor olacak. Daha başka hisselere doğru kayıyor olacağız. Hem yapay zeka tarafında hem genel endekste ve borsayı toptan yukarı doğru götüreceğiz. ve Kenarda hala çok para var. Benim görüşüm böyle. Unutmayın anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Her zaman yanılabilirim. Bu yıl iyi gidiyoruz. Yanılmadım şu ana kadar. Haziran ayında da yanılmayacağımı düşünüyorum. Ama yanılırsam da hemen dönerim. Döneklik yatırımcılığın %90'dır. Unutmayın bunu. Bir konuda çok ısrarcı, inatçı olmaya gerek yok. Veri beni beslediği sürece, veri senaryomun doğru olduğunu söylediği sürece devam ederim ben. Ve diğer önemli bir konuda hepiniz lütfen kendi riskinizi kendiniz yönetin. Stop loss'larınızı yani zarar keslerinizi koyun. Kar alacağınız günü siz karar verin. Çok kar ettik ama o karları almazsanız bir gün nereye gideceğini bilemeyiz. Dur durumlar böyle ve bir de mutlaka katıl üyem olun. Görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın.